Aranson'u gördük. Aşağıda Mitsuta. Hadi be. Topun başında sol ayaklı bir isim Kobayashi. Kaleye doğru da oradan yollasak yapar mı bir gol? Kobayashi'nin Merhaba arkadaşlar, Pessemenlerbirliği kanalına hoş geldiniz. Sadece adaylı sözleşmelerden oluşan bir kadro oluşturacağız arkadaşlar. Elimdeki tüm adaylı sözleşmelerle futbolcu alacağım ve 11 kişilik kadro oluşturabiliyoruz. Daha önce ben şu adaylı sözleşme paketinden 2 tane futbolcu almıştım. Belki izleyen arkadaşlarımız vardır, hatırlayacaklardır. FHub 23 uygulamasına bakaraktan 2 futbolcu aldık. Bir deneme yapmıştık. Şu sabit futbolcusu Mukiele ve maksimum seviyede çıkaramamıştık. Uygulamaya göre geliştirmiştik. Stoper olarak geliştirdik kendisini. Ofansif orta saha futbolcusu Aranson'u da almıştık. Şimdi benim geriye kalan adaylı sözleşmelerime baktığımda 2 tane 5 yıldızlı, 2 tane 4, 6 tane de 3 yıldızlı, toplamda 10 tane, 2 de buradan 12 tane futbolcu ediyor. Hepsini kullanalım arkadaşlar. En çok almayı istediğim futbolcuyu ilk olarak alacağım. O da Marquinhos. Az kadroma da kendisini yerleştireceğim. Marquinhos çok önemli bir futbolcu. Çok da yüksek seviyeli. E-futbol oyununun iyi savunmacılarından bir tanesi. Birkaç farklı yerde kullanabiliyoruz. Birkaç farklı yerde en yüksek haliyle oynamakta. Benim beğendiğim oyunculardan birisi. Böyle de bir kartı gelmiş. Top açılımlarında çıkaramamıştık. Bu şekilde kadromuza katıyoruz. İkinci isim ise hiç düşünmedim onu ama bir bakalım arkadaşlar. Bende Chiesa var. Chiesa olmasa onu alabilirdim. Fabinho defansif orta saha. O da bu paketteki en yüksek isimlerden. Onu da alalım. Yüksek seviyelerden devam edelim. Şimdi bizim kadroyu oluştururken aynı bölgelere futbolcu almamamız lazım. Çakışma olmasın. Aldığımız yerlere bakalım arkadaşlar. Stoper tamam. Mukiele de var. Onu stoperde de oynatabiliriz. Sağ bekte de oynatabiliriz. Defansif orta sahaya da futbolcu aldık. Geriye 4 yıldızlarımız kaldı. Yanlışlıkla aynı pozisyonu alıp çakıştırmayalım. Kaleci Lafont'u almak istiyorum. Merak ediyorum nasıl oynayacak. PES zamanında bunun çok yüksek seviyeli kartı gelmişti. Bir daha böyle kartı gelmedi zaten. Hep de aklıma o gelir arkadaşlar. Belki bu oyunu o PES 2020-21 zamanlarında oynayan arkadaşlarımız hatırlarlar. Lafont böyle Fransa'dan karışık futbolcular gelmişti. Oradaki en iyilerden biriydi. Süperdi o zaman. Bir daha da öyle özellikli bir kartı olmadı. Şimdi kalede tamam. Aslında buradaki Alvarez de çok iyi. Fabinho ile yan yana mı yapsak? Bu Alvarez'in ben özelliklerini beğenmiştim. 4 yıldızlı başka kimler var? Sağ açık var. Trincao. Sağ kanat. Şimdi bizim bir tane 4 yıldızlı hakkımız kaldı. Bir 3 yıldızları halledelim arkadaşlar. Kadroya bakalım. Ona göre oyuncu alalım. Burada şimdi santrafor almamız lazım. Santrafor sıkıntımız var. Şimdi kalecimiz vardı. Sol beki halledelim. Şurada bir tane sol bek var. Başka sol bek var mı? Sağ bek var mı? Stoper var. Mukiele'yi olmadı şeye çekeriz. Sağ beke çekeriz. Stoper için geliştirmiştik biz onu. Sol bek tamam. Marquinhos'umuz var stoperde. Hemen bir tane daha stoper alalım buradan. Şu yüksek seviyeli stoperi alalım. 88'liye. Sol ayaklamış. Sol stoper de yapabiliriz. Ben kafamda Marquinhos'u düşünüyordum sol stoper olarak. Buradan daha sonra ne alabiliriz? Sol açığa futbolcu alalım. Sol açığa aldık. Orta sahaya da isim almamız lazım. Göbek, defansif orta saha var elimizde ama bir bakalım kim var içeride. Sonra bu kadroyla maça çıkacağız. Sağ kanat var. Şunla, yukarıdaki ilk 3 sıradaki isim keşke 3 yıldızlı olsaydı. Santrafor'a ihtiyacımız var. Bu kötü oldu. Şimdi ofansif orta sahaya alacağımız şu adamı o göbekte oynatır mıyız? Çok güzel. Biz bunu birçok yerde oynatırız. Göbek, ofansif orta saha. Elimde zaten Aranson da vardı. Fabinho. Bir de bunu yerleştirdik. Orta saha tamam. Savunmaya ama bir tane daha bir stoper alabiliriz arkadaşlar. Özellikle sağda solda oynayan var mı? Yok. Formsuz gelirse futbolcumuz en azından biriyle yer değiştirebiliriz. Ben bir tane fazla stoper alayım. Diğer stopere bakmak lazım. Hatta aldığımız stoperlere bekte oynayabiliyorlar mı? Çünkü sağ bekte belki kullanırız. Belki sol bekte. Şimdi bir tane 3 yıldızımız kaldı. Bir tane 4 yıldızımız kaldı. Şu santraforları da pek almak istemiyorum ama biz kadro oluşturup maça çıkacağız. Mecbur bunlardan birini almamız lazım. Burada ofansif orta saha Kagawa da var. Ülkemizde Beşiktaş'ta forma giymişti. Hem de ilk maçı efsane maçlardan biridir. İlk defa sahaya girdi. 9 dakikaya dedim arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 9 dakikada 2 tane gol atmıştı. Oyuna girip de o kadar kısa sürede Türkiye'de gol atan başka oldu mu bilmiyorum. Kagawa'nın rekorunu kıran. Ya da 3 dakika mıydı? Dakikayı unuttum arkadaşlar. Ona bakmak lazım. Belki de 3 dakika mıydı? Çok kısa sürede 2 tane gol atmıştı. Biri frikikten de diğeri de ceza sahası dışından da, ama zamanları unutmuşum. Rekor kırdığını hatırlıyorum. Çok kısa sürede oyuna girip de işler yapmıştı. Kalmadı ülkemizde. Yarım sezon durdu. Daha sonrasında gitmişti. Ama biz Kagawa'yı alamayız. Bir tane 4 yıldızımız var. Şu santraforlardan birini alalım. Hedef adam oyun tarzına sahip. Hiç kullanmam. Kurnazı da çok tutmam. Fırsatçı golcü yok ne yazık ki. Şu ikisinden birini alacağız da. 1.79 boyunda, 32 yaşında. 1.89, 35 yaşında. Patrick Brezilyalı. Bu da Brezilyalı. İkisi de Brezilyalımış. Form durumlarına da bakmadık. Bitiriciliği kafası 83-81. Dayanıklılığı 72. Bunun dayanıklılığı kaç? Bunun dayanıklılığı 80'miş. Aslında bunun özellikleri biraz daha iyi duruyor. Bir tane de 3 yıldızımız kaldı. Ben normalde buradan 4 yıldızı kime alırdım? Alvarez'i alabilirdim. Fena değil. Özellikleri güzel. Burada tabi sağ kanat, sağ açık futbolcuları da var ama biz kadro oluşturup maça geçeceğimiz için Japonlardan alacağız mecbur arkadaşlar. İlk sıradaki ismi alıyorum, Patrick'i. Bunu alacaktık, evet, bir an unuttum hangisinin özellikleri daha iyiydi. Patrick'i aldık ve bir tane oyuncu alma hakkım kaldı. Onu da şuradan sağ kanata Mitsuta'yı alalım. Bu da birçok farklı yerde oynayabilmekte. Toplamda 12 tane futbolcuyu aslında kadromuza kattık. Şimdi bunlardan bir kadro oluşturacağız. Adaylı sözleşmelerden gelen futbolcularla maç oynayacağız. Sadece bu 12 tane futbolcuyu kullanacağız. Bunun dışında hiçbir futbolcuyu maç içerisinde kullanmayacağız. Formsuz da gelseler, de olsa, kıpkırmızı da olsa sadece bu futbolcularla sahaya çıkacağız. Daha önce aldığımız 2 futbolcu bizim kadromuzda yer alıyor. Sağ bek Mukiele ve Aranson. Onu sağ açıkta da oynatabiliriz. Şimdi santraforumuzu yerleştirelim. Japonların güzel tarafı, bu Japon tarafından aldığımız oyuncuların maksimum seviyeleriyle geliyorlar. Herhangi bir antrenör harcamıyoruz. Bu stoperimize Eder Militao yer değiştirsek. Ofansif orta sahamız var. Göbekte de kullanabiliyoruz. Sol açığımız var. Yamagishi. Burada sağ kanatımız var. Onu da şuraya atalım. Sol bekimiz. En sonda form durumlarına bakalım arkadaşlar. Yani böyle bir şey yapıyoruz da belki de birçok futbolcu formsuz bu hafta. Lafont'u çekelim. Defansif orta saha Fabinho çok önemli. Stoper futbolcusu Marquinhos. Diğer stoperimiz 88, o da. Aslında biz kadroyu oluşturduk. Onu da yedekleri alıyorum ben. Şimdilik birini yerine atalım. Şu stoperle bunu değiştirsek bu daha yüksek seviyeli. Marquinhos'u bir fullleyelim. Oyuncu ilerlemesi oyuna bıraksak 96'ya kadar çıkarıyor. Herhangi bir kaleciye basmadı. Hızlanmaya da hiç basmamış. Şöyle baktığımız zaman kafası 91, çok güzel. Defansif özellikler harika, süper. Bir de kadromuzda birkaç seviye daha artacak, daha da güzel olacak. Hızı 76, hızlanması 71, dayanıklılığı 78, zıplaması da var, fiziksel temas da var. Pasları nasıl bir stoper olarak? 73-74 pas verebilir en azından. İlerle diyelim, bu şekilde kaydedelim. Kadromuzda 99 seviyeye çıktı, süper oldu. Benim maksimum takım gücünü de biraz arttıracak kendisi. Fabinho oyuna bırakalım. 96, çok yüksek seviyeli. Herhangi bir kaleciliğe falan basmamış. Pasları var. Fabinho'nun savunması çok iyi. Stoperde bile oynatırız biz bu özellikleriyle. Hızlanması çok düşük, 76. Dayanıklılığı 90. Ön libero. Stoperlere yakın oynuyor. 3. bir stoper gibi oynayacak. İlerle. Kadromuzda 98 olması lazım. Evet, kadromuzda 98 seviyeye kadar çıktı. Fullemediğimiz isimler, kaleci var Lafont. Oyuna bırakarak bir geliştirsin. 4 tane sadece zıplamaya bastı. 8'er tane kaleciliğe bastı. Kaleci özellikleri çok iyi değil. Refleksi iyi ama 90. Uzanması 84. Farkındalığı düşük. Savuşturması düşük. Yakalaması 81. Zıplaması 84. Boyu uzun da ama kalecimizin. Bir boyuna bakalım. Boyuna kadardı. 1.96. İşte 4 yıldızlı bir kaleci. çok kaleciye ihtiyacımız varsa belki düşünebiliriz. Şimdi biz kadromuzu oluşturduk. Yedeklerde bir tane de şu adamımız var. Fuji. Bek'te oynayamıyor. Bu futbolcumuz oynayabiliyor mu? Evet, çok güzel. Gerekirse sol beke de çekeriz. Mesela sol bekimiz sağ bekte de oynayabilmekte. Sağ bekimizi stoperde de kullanabiliyoruz. Biz kendisini stoper olarak geliştirdik. Harika savunması var aslında. Savunma özelliklerini çok arttırmıştık. Sağ bek olarak geliştirmedik kendisini. Stoperde de kullanabiliriz. Maçın durumuna göre, maç öncesi form durumuna göre kadroyu yenileyebiliriz. Evet, kadromuz bu şekilde oluştu. Şimdi rakip aramaya koyulalım arkadaşlar, ama şurada bir sıkıntı var. Geçen haftaki güncellemeden dolayı çok kasma donma yaşanmakta. Bir bakalım, maçımızı oynayalım. İnşallah kasma donma falan olmaz. Şöyle güzel donmadan bir maç oynarız. Oyuncuları görürüz, test ederiz. Rakibimiz geldi. Beşiktaş. 2703 kolektif gücü var. Gayet güçlü bir kadroya karşı oynayacağız. Kaka'nın da vatanını kullanıyordu. Form durumuna baktık. Sağ bekimiz formsuz. Şu bizim diğer stoperimiz vardı. O sağ bekte oynayabiliyor muydu? Düşüyormuş. Bu oynuyordu. Sol bekte şunu oynatıyorduk. Evet, böyle yapalım. Daha güzel oldu. Rakip 4-2-1-3 dizilimiyle oynayacak. Marquinhos'u var onun da. Sağda Muhammed Salah. Sol açıkta Son var. İleride Lewandowski. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu göbekte. Yedeklerde bu isimler. Neymar'ın Player of the Week kartı. Redmond'u da çıkarmış rakibimiz. Hem Beşiktaşlı. Icardi de var. Ülkemizden iki tane isim. Hem Icardi hem Redmond. Ben de otomatik oyuncu değişikliği açıktı arkadaşlar. Onu kapatmamız lazım. Yoksa oyuna bırakırsak otomatik oyuncuları değiştirecek. Arada devre arasında da yapabiliriz. Otomatik oyuncu değişikliğini kapatabiliriz. Maça rakibimiz başlayacak. Santra'dan gol yemeyelim. Orada Kobayashi araya girdi. Forvetimize bir yollasak arapası. Çok iyi. Hadi be, alırsın. Faul vermiş hakem. Topu süremedik. Omuz omuza gibiydi. Aslında güçlü futbolcu. Ayakta durdu bizim santrafor. Bayağı fiziği de iyi görünüyor Patrick'in. Kobayashi'yi gördük. Bekimiz. Hadi güzel orta. Bir kafa vuruşu gelmedi. Yamagashi'nin falso vuruşu gol. Çok güzel topu çevirdi bu adam. Ben böyle bir vuruş beklemiyordum. Harika bir falso. Rakibimiz de geçmedi. Kontrol eder etmez falsoyu yolladık. Direkten içeri girdi. Topu gayet güzel çevirdi. 1-0. Adamların ismini de tam bilmiyoruz ama zor okuyorum. Marquinhos. Yamagishi bu golü atan isimdi. Hadi be, sağ bekimiz vurur. Buradaki isim Mitsuta. Şu aradan bir geçirirse Aranson. Santraforumuzu görsek. Patrick döndürmedi. Faul de yok. Marquinhos rakipteki. Fabinho'yu çekelim. Kaptık orada. Sol taraftaki adamımız. Ortada Kobayashi. Aranson. Tekrardan sağa gördük. Sağ çaprazdan şutumuz, kaleci kornere çeldi. Rakip kaleci kim acaba? Topun başında sol ayaklı bir isim Kobayashi. Kaleye doğru doğrudan yollasak yapar mı bir gol? Kobayashi'nin kaleye doğru topu son anda. Patrick 2-0. Kobayashi harika kullandı korneri. Direkten dönmüş galiba. Kalecinin müdahalesi yok herhalde. Direkten dönüyor yanlış görmediysem. Bu Japonların içerisinden çok iyi futbolcu çıktı ya. Tsubasa gibi oynuyorlar bunlar. Topları çok iyi. Ya da bu maçta momentum bizim arkamızda. Bu Japonlar bayağı 3 yıldızlı 5 yıldızlı gibi. Sağ bekimiz. Ortadaki adamımızı görsek. Aranson. Bekimiz geliyor ama aslında ortaya dönecektim. Faul da yok. Hadi Aranson. Bir geri çekelim. Şu gelen isim. Bekimiz. Fabinho ile uzaklardan şutumuz. Üstten avuta gitti. Fabinho. Yamagishi. Sol bekimiz geldi. Çok iyi. Yerden yollayalım. Gelişine şut. Patrick'le buluşturamadık topu. İleride bastık. Rakip çok iyi çıktı. Marquinhos yetişemedi. Kevin De Bruyne. Orada çok klas kesti. Uzaklardan şutu az farklı ama Kevin De Bruyne ile çok ince iş yaptı orada rakip. Kaptırmadı da. Güzelce döndü. Fabinho'ydu galiba. Marquinhos'un boşalttığı alana çok iyi geldi. İlk yarının artık son anları. İndiremedi Patrick. Hadi be. Son anlarda bir gol gelir mi? Ortayı görsek Patrick'in şutu, kaleci Sommer'in tam üstüne gitti. İlk yarı 2-0 üstünlüğümüzle tamamlanacak. Devre arasında otomatik oyuncu değişikliğini kapatalım biz. Çünkü oyun benim yerime değiştirecek. 5 şutumuz var. Rakibin bir şutu, bayağı iyi bir oyun oldu. Hemen otomatik oyuncu değişikliğini kapatalım. Otomatik maç desteği. Esnek değil, kapalı olsun. Sağdan Mitsuta ile gidiyoruz. Dönelim. Ortadaki adama ulaşmadık. Kevin De Bruyne. Rakibimiz tehlikeli geliyor. Son. Yukarıda da boşluk var. Çok iyi gördük. Kalecimiz Lafont kendi kendine çıktı. Aldı topu. İyi ki de çıktı. Hemen aşağı doğru yollasak. Degajı nasıl? Gayet güzel. Aşağıdaki adam Mitsuta. Duda küçüklatın ortamız. Patrick gelişini yapıştıramadı. Hadi be. Aldık. Yolladık falsoyu. Fena değil falsoları. Biraz açısı falan da zordu. Sommer yemez hayatta bunları. Top çıkar. Sommer'in de uzun topu ne kadar kötü. Oyuncular yorulmuş olabilir. Çok koşturmamak lazım. Abi takıldı orada. Aranson'u gördük. Aşağıda Mitsuta. Hadi be. Bir kafa vuruşu. Sert orta gelmedi aslında. Biraz duduk uçuklatan yapsaydık daha iyi olabilirdi. Aa, rakibe çarpmış. Yine kaleye yollayalım. Gelir mi bir gol? Kobayashi'nin korneri olmadı. Biraz fazla falso verdi. İlk yarıdaki gibi yapamadı. Son dakikalar, son atak. Marquinhos. Ayakta kaldı son saniyelerde. İzin vermedi. 2-0 kazandık. Özellikle de maçın ilk yarısında bayağı iyiydi oyuncularımız. İkinci yarıda enerjileri kalmadı. Oyundan da düştüler artık. Oyuncu değişikliği de yapmadık. Frikik, korner çok iyiydi. O kornerde doğrudan da gol olabilirdi. O kornerin bir daha bir tekrarını izleyelim. 8 tane şut oldu. Kornere geldik. Burada kaleye yolladık. Aa, stoperi çıkarmış. Ben direkt zannettim. Stoper futbolcusu kafayla uzaklaştırıyor. Bizim Patrick'e geliyor ve o tamamladı. Ah be stoper futbol. Kaleciyi de geçmiş. Rakip kaleci çok iyi değildi Sommer. Ki bu hafta form durumu iyiydi diye hatırlıyorum kendisinin. Normalde kaleciyi falan geçmiş top. Stoperi çıkardı. Kornerden gol atamadık ama asist gibi bir şey oldu. Bir de arkadaşlar bu aldığımız yüksek seviyeli isimler bizim en güçlü kadromuzun maksimum takım kolektif gücünü ne kadar arttırabilir? Oyun planı diyelim. Burada en güçlü diye oluşturmuştuk. Biraz karman çorman oldu bizim oyun planları ama 2736 en son aldıklarımızdan Marquinhos 2738'e çıkarmakta. Sağ beki yerleştirsek 2740 yapalım. 2740 olsun. Fabinho arttırır mı? Arttırmaya da bilir, bir bakalım. Yok. Ama yedeklerden değiştirebileceğimiz isim var mı? Orada herhangi bir etki yapmıyor. Fakat kolektif gücümüz de 2740'a ulaştı. 2750'ye çok az kaldı. Bu futbolcuların çoğu top açılımıyla geldi. Adaylı sözleşmeden aldığımız bir Marquinhos var. Başka adaylı sözleşmeden aldığımız var mı? Jesus var yedeklerde ama 96'lık başka bir isim yerleştirebiliriz. Oyarzabal var. Diğer burada Viloviç var. Aslında adaylı sözleşmeden aldığımız yüksek seviyeli isimler var. Yedeklerde maksimum güçteki futbolcularımıza bakalım. 96'lık futbolcu sayısı aslında az var. Adaylı sözleşmelerden özellikle yüksek seviyeleri almamız iyi oldu. Top açılımlarıyla genelde 95 ve altındaki isimleri çıkardık. Liverpool paketinden bir de sol bek Robertson gelseydi sol bekimiz 99 olurdu. Çok yüksek seviyeliydi. Artık bir daha 99'luk sol bek kim gelebilir? Milan'ın sol bek futbolcusu var, Hernandez. Onu da çıkaramamıştık o paketten. Robertson çok iyi. İleride belki Cancelo daha yüksek seviyeli gelirse sağda solda kullanabiliyoruz. Savunmamız yine bayağı güzel oldu. İyi bir savunma hattımız var. İnşallah sizler de en çok istediğiniz futbolcuları çıkarırsınız. Hepimiz istediğimiz kadroları oluşturabiliriz. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.